Gördüğüm anda beğeni atmaktan kendimi alıkoyamadım. Yorumlarımla renk kattım dediğin Victoria 3 serisi İspanya mücadelesi 1.7 sürümünde kaldığı yerden devam ediyor efendim. Devleti İspanya'nın Güney Amerika'daki ilerleyişlerini gözlemlemeye çalıştığımız ilk bölümümüzde birkaç devletçiyi kendimize bağladık. Onun dışında kolonileşme faaliyetlerimize de başladık. Bazı adımlarımız var. Bunlar için de bekliyoruz. Özellikle altın kısmında bunlar hala altın bulamadı. Abi şu şehrin binalarını bir... Evet. Uğur Bey tıkla. Tamam tıkladım. Bir altın yapsak diyoruz. Bir altın. Hemen oraları ele geçirmek isteyelim. Bunun dışında kanunlarımızı ilerletmeye çalışıyoruz. Aslında başarısızlıklarla ilerleyen bir kanun sürecimiz var. Toplumu istediğimiz gibi dönüştüremedik. Yani ırksal tecrit veya devlet dini kanunu ki burası biraz daha önemli gücünü kırmak için. Bunlardan birini getirebileceğimi düşünüyordum ki kendi oyunlarımda bunları yapmıştım. Ama burada maalesef kanunlar çok fazla aleyhimize gitti ve şimdi de vergilendirme kanunu değiştirmeye çalışıyoruz. %29 gibi iyi bir değerle başladık. Ama en büyük sıkıntımız işte bu şeyin toprak sahiplerinin oyalama oranı çok fazla. Bu bizi biraz yorabilir. Ama olumlu eventleri var bu kişi başına vergilendirme kanunu. İşte şu kadar vergi indirimi yapalım, onun karşılığında kanun başarılı olma ihtimali gibisinden bonuslar geliyor. O eventlerden sık sık gelirse ki geliyor genelde, gelmesini bekliyorsun. O zaman bu kanun da geçecektir. Kanunun geçmesi için de biraz riskler aldık yani ekonomik anlamda. Halkımızın refahı artacak ama bu kanun için değer. Yani halkımızın refahının artması kötü bir şey mi Uğur Bey? Biraz öyle bir imada bulundunuz. Hayır, ülkenin ekonomik olarak batışına neden olan bir hamle bu aynı zamanda. O olumsuz yanı bizi etkiliyor. Bakalım neler olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Galicia, Galicia, Galicia. Tamam. Odunlar orada da yapılsın. Bakacağız. Arkadaşlar, odunlar. Altyapısal sorunlar başlıyor. Atmosferik motor bitmek üzere. Yavaş yavaş demir iskeletliye geçişler yapacağız. Bunları da düşünüyoruz. Evet, atmosferik motorumuzun gelmesiyle birlikte hemen kardeşim, hemen kömür isteği başlıyor. Normal, normal. Kömürü de kendimiz de üretebiliriz, dışarıdan da getirebiliriz. Yani demir iskeletliye geçmeden biraz maliyetli oluyor ama dışarıdan da getirebiliriz. Çok kritik değil. Şöyle indirim yaparsan 33 Fransa falan. Yani bürokrasi puanında sorun olmadığı için dışarıdan getirmemizde çok büyük bir engel yok. Bunun haricinde 11 kötü şöhretimiz var. Şu sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli arkadaşı almak istiyoruz. Fakat bir dakika. Bir saniye. Brezilya buraya destek veriyor. O kötü de. Bu ne şimdi? Oh shit. Çok güzel. Yalnız bunun birkaç kötü yanı oldu şu anda. Kaçtı? 29'du. Of. Yani ne desem GG. İşte bir şeyler ters gidince hep ters gidebiliyor. Oyunun böyle bir kodlaması mı var, ne var anlamıyorum. Gittikçe gidiyor işte. Gördüğünüz gibi. Radikalleşme arttı. 20 puan başarı gitti. Ve buradan nasıl döneceğiz biz? Ekonomik olarak aşırı derecede eksideyiz. Vergileri açarsam meşruluk gidecek. Hükümet yani reformu ilerletti. Ben 29'da başladım ya. Yapma bunu ya. İlerleseydi bunlardan birini hükümetten atıp daha kabul edilebilir bir hükümet kurup ondan sonra ilerleyecektim de bu kadar hamlemize rağmen bir de bu gelmiş. Nefis. Yani. Kahredici. Çok fazla bir şey diyemiyorum. Kahredici. Maalesef kahredici. Şimdi altyapıyı düşünelim de şunu bir getir bakalım buraya. Ne eksin var kardeşim senin? Kömür mü? Oğlum kömürü kurmadık mı? Alo, kömürü nereye kurduk biz? Saygıdeğer kömür.
İnsanları işe mi almıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadık ki. Çok fazla borç alma ihtimalimiz var. Bu kanun bu tur ilerlemezse sıkıntı. Çok güzel. Çok güzel. Nefis. En sevdiğim oyun. Saygılar Victor 3. Yani bir RNG öyle bir kodlanıyor ki başladı mı hiçbir şekilde kurtaramıyorsun. Üst üste olumsuzluklar. Güzel. Çok iyi. Gerçekten bayıldım ben bu işe. Şimdi ne yapacağız peki? Hiçbir kanunu ilerletemiyoruz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bu saygıdeğer halkla nereye kadar gidilebilir, değil mi? Harbiden. Kahredici bir halk yani. Seyredeceğiz. Başka yapacak bir şey yok şu anda. Kastilya'da demir madenlerimiz. Seviyelerini arttırabiliriz. Altyapısal sorun olmadığı için. Ya şu bug'ın da içine edeyim. Nefret ediyorum. Nereden çıktı bu bug ya? Alçak herif. 80 tane üretiliyor. Demir iskeletliye Kastilya'da geçsek. Buradan şimdi 30 tane yere tıklayacağım. Dur şimdi. Demir iskeletliye buradan geçsek. Kaç istiyorsun sen? 140 tane istiyorsun. Tamam. Kurtarma ihtimali var. Otorite gidişi. O nefis. Al al. Al canım kardeşim. Al, ayıp ediyorsun ya. Otorite senin köpeğin olsun. Talep var mı bir şeylere? Kıyafet varmış. Buyurun. Batı Endülüs. Toledo. Bir iki tane. Galicia yol bakımını kaldırabiliriz. Nefis. Gerçekten nefis bir olay içerisindeyiz şu anda. 21 bin getiri var. Bak bir zarar ediyoruz açıkçası. İnşaat sektörünü büyütmek istiyorum ama biraz kilitlendik. Maalesef. Balık ihtiyacı var mı bu adamların? Çok fazla yok. Mobilya ve kıyafet. Onlar da kurulması zor sanayi kuruluşları biliyorsunuz. Uzun sürüyor. Ya. Amerika bir savaşta. Ya Brezilya bir sal, ben buraya bağlayayım kendime ya. Eksi 26 nereden çıktı abi? İdeolojik farklılıklar varmış hükümetler arasında. Neymiş senin hükümetin? Ha, bir dakika o zaman. Toprak sahipleri niye gelemiyor? Bu kiliseleri mi istiyor yanında? Ya illak var ya. Tamam. Şimdi gelmemesi lazım o zaman. Eksi 71. Tamam. Benim donanmam kaç tane? 14 tane gemim var. Bu adamlar nasıl? Herhalde çıkarız. Biraz zor oluyor aslında buraya çıkarma yapmak da. Benim gemiler daha hazır olmamış. Peki. Bir ordu hazırlayalım. Çok da fazla penaltı yemeden bu işi halletmek lazım. Hangisi daha iyiydi? 20. Bu da mı 20 idi gerçi? Ya süvarileri boş ver şimdi. Topçular kalsın. 25 tane birim var. 14 tane gemi var. 16 birim bile olsa fena olmaz. Şöyle bir şey. 18, 19, 17 birim. Ya çok ağır penaltılar yiyebiliyorsun da fazlalık olunca. Şöyle 2 birim daha gitse. 15 birim. 1 birim gelsin geri. 1 birim. Aldım değil mi? 16. Tamam, böyle bir ordu. 16 mı? Ben nereye baktım da 16 dedim? Ha burada işte. Tamam, topçu burada. Sıkıntı yok. Ordumuz bu. Şuna ne bir İspanyole diyeceğiz. Ve oraya bir çıkarma atacağız abi. Günün sonunda mevzu budur.
Gelen giden başka yok. Arjantin gelir mi? Arjantin bana bağlı devlet ama neyin kafasını yaşıyorsa karşımıza geçmek istiyor. Burada başka şu an Meksika tarafına atabiliriz ilgiyi. Devam. Bu arkadaşı çıkartacağız. Saldırı gücü fazla. Yararlanmaya çalışacağız. Evet. Hiçbir kanunu ilerletemeyen Uğur Bey'in dramını izlediğimiz. Ya ne Küba'sı abi? Küba'da niye demir madeni alıyorsun ki sen? Git yatırım yap oğlum. Batıracağım beni ya. Abuk subuk 3 kuruş para kazandıracak yeri gidiyor alıyor ya. İnanılmaz bir şey. Dur, son anda yetiştim. Savaş tazminatı da ver. Bir yerde altın keşfedilmiş. O ha. Bizim şey kolonilerden birinin. Yavrum bir altın bulacaksınız ha. Çok şükür. Çok şükür. Altın bulundu. Önce bir buraya çözelim. Efendim. Şuraya in. 16. Tamam. %6 penaltı çok kritik değil. İki tane mi çıkarma var burada? Ha. Gariban bir orduyla bunlar da saldırıyor. Aferin lan. Kolonilere bak. İşte koloni dediğim böyle olur. Filipinler değil mi? Güzel. Zenginleştirilmiş tarım geldi. Buyursunlar. Buyursunlar. Gübre. Saygıdeğer gübre. At bir tane. Abi bir dakika dur. Aslında bunu sülfürün olduğu yere yapmak lazım. Batı Endülüs. Buyurun. Batı Endülüs. Bunlara sübvanse de verelim. Hızlıca üretsinler. Evet, eksiler devam ediyor. Çok iyi. Atmosferik motor tamamlandı demiş. Uğur Bey, vergilere yüklenseniz olmaz mı? Ya halkımızı fakirleştirelim mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz siz? Bir süre bir fakirleştirelim bakalım. Ne oldu çıkarma? Yendik mi? Güzel. Ha, burada yenilemiyoruz. Buraya saldırı yapacağız en kısa zamanda. Unutmayalım. Bunlar kim? Olur. Suborlu kazan gelmiş. Hemen onun da ayarını yapalım. Bu arada bizim günlükte takip etmemiz gereken üniversite ve romantizm var. Bunlardan kurmamız gerekiyor. Batı Endülüs. Ver bakalım. Batı Endülüs. Bir de sanat akademisi demişsin. Yok mu? Yokum diyor. Öyle değil. Ya karlı diyor ya. Öbürünün karı bitince hemen sıralamada değiştirip yani değiştirme yapıyor. Bir de bunlara destek vereceğiz. Sübvanse. Önce bu bitsin. Sonra diğerlerine geçsin. Devam. Karma başarılı olacak mı acaba? Britanya karşıtı lobi kurma mevzusu. Dur bir dur. Silahlı kuvvetler. Şimdi biz Britanya ile aramızı yakın tutmaya devam ediyoruz abi, ortalık karışmasın diye. Yakında zaten ülke bloğu kurunca şey yapacak. Rahatsız olacaklar. O zamana kadar böyle bir götürelim. Sonra ayarlarız ülke içi siyaseti. Hayat standartlarını bayağı bir düşürdük. Kazandık mı? Tamam, güzel. Bu arkadaşı da bir kendimize bağlayalım. Sonra hemen buraya zıplamamız lazım. Altın madenine bak, 10 seviye. Yani çok ciddi bir para basma getirisi sağlayacak bize. Şimdi buralarda toprak fethetmiyorum. Gerek yok. İlerleyen zamanlarda düşünebiliriz ne yapacağımızı. Ne kışkırtıcısı gelmiş, bakmadım. Neye kışkırtıyormuş? Ya ne cumhuriyetçisi be kardeşim ya. İşin gücün yok. Cumhuriyetçiliği ne yapacaksın şimdi? Alçak. Şimdi bir sen... Oha.
Ha, parlamenter cumhuriyet istedi adamlar. Çok ilginç. Parlamenter cumhuriyet bize seçim sistemi de getirir ama bu hanımefendi indiremiyorum tahttan maalesef. Kendisi 16 yaşında daha. Değilmiş hatta. Pardon. 16 yaşında değil diyor orada. Evet. Ne yapayım ben şimdi? %44 ilerlemeyle bunu getirsem öbürleri kuduracak bu sefer de. Ülke siyaseti şu an çok kötü maalesef. Maalesef, maalesef, maalesef. Kastilya'da demir madenini yaptık. Ne kadar üretimimiz var demir madeninde? Hala istediğimiz düzeyde değil aslında. Maalesef. Abi ha şey açmamışız ki ama. Su borulu kazanı. Kendimi tebrik etmek istiyorum şu an. Tamam. Bu güzel oldu. Şimdi 600'e 600 demiş. Büyük yerler hariç değişiklikler yapsak ufak ufak. Biraz zarar edecek bunlar ama. Valencia. Valencia'ya demir madeni hemen atabiliriz. Mesela. Gayet de iyi olur. Sonra diğer yerlere de açacağız. Kim o? Abicim size ne oluyor böyle ya? Radikal mi ölecek? Jingoist mi ölecek? Peki bir şey sormak istiyorum. Benim gübrem nereye gitti? Gübre fabrikam. Ne yaptı o? Adam üretmiyor ki. Sülfür yok diyor. Pardon. Sen de sülfür at şuraya. Arjantin Savaşı sona erdi. Şey, Şili Savaşı. Güzel. Şimdi hemen gelelim buraları fethedelim. Vilayet fethet. Britanya eksi 15'te mi? Ne diyorsun ya? Hayda. Bağımsızlık güvencesi vermiş. Evet, bu biraz sıkıntılı bir mevzu. Nasıl yapacağız? 40'ın altına indiği anda sıkıntı çıkarıyor abi oyun. Destek verebilirler. Bekleyeceğiz mecburen. Aydın sınıfının tabii rahatsızlıkları sebebiyle problem başladı. Olabilir. Biz ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım. Şimdi bu otoriter adamdan kurtulmak lazım. Bunun yerine herhangi bir adam gelse seçim sistemini değiştirebiliriz aslında. Ülke dayalı oy hakkını getirebiliriz. Ülke dayalı oy hakkı vatandaşın hoşuna gider fakat yani şu alçaklar gelişecek ya. Güçlenecekler. Buna çözüm üretemiyor işte. Sorun orada. Portekiz. Saygıdeğer Portekiz. Barışçıl yakın denmiş. Biz şu blok mevzusunu artık kurabiliriz ya. İlişkilerimiz bayağı iyi görünüyor. İmparatorluk çemberi. Arma rengini şöyle bir şey yap. Kendi oyunlarımda uyguladığım renkleri ayarlayayım. Bize ahtapot ver. Burada kral tacı. Orada melek. Buyurun. Bu tarafta tamam anıt olabilir. At binicisi, Roma başlığı, elinde sancağı, arkasında soylu pelerini. İsimler çok az görünüyor. İngilizcesinde belki daha fazla olabilir. Büyük İttifak olabilir. Adı da bu olsun. Egemen İmparatorluk ve
Blok lideri %20 puan alacak. Türkiye'deki işte %20'si bunun. Bizim ürettiğimiz kaçtı? 850 miymiş toplamda? %20'si kaç yapar bunun? 170 mi? Öbür tarafta da kukla devlet sayın kadar alabiliyorsun, 25 tane. Ama bu ülke blok uyumunu da götürüyor. Lider olmayanların otoritesini de götürüyor. Tamam ya, sen gel. Ülkelerin sömürülmesi. Bunun dışında bir de nüfuz eksiğimiz var. Çekelim 2 dakika. Evet. Kurduk kardeşim, hayırlı olsun. Muhteşem bloğumuzu. Şili rahatsız, Şili rahatsız. Evet, Şili ile ilişki geliştiriyoruz zaten. Şili peki bağımsızlık istiyor mu benden? Bir saniye şimdi. Rejimi destekle. Benim şu an şunu yap da. Ben rejim desteği yapmış mıydım? Evet abi. Nerede yapmışım ben? Hangi ülke bu? Abi şu ülkeyi yazsaydın keşke. Neyse. Sembolden anlarız. Dur. Şu. Bırak bunu. Kaç şu an bizde? 35'e yükseldi. Güzel. Kim bu? Radikal Fransa. Bağımsızlığımızın garantisi olacakmış. Fransa, Radikal Fransa'ya karşı savaşırsak bunu teklif ediyor. Nasıl başardın sen bu savaşı acaba? Radikal Fransa talep etmiyor. Aslında onlara yanaşsak daha güçlüler çünkü. Aramızda bir diplomasi kursak fena olmaz. Romantizmi himayeye al demişsin. Umarım alırız. Bunları da aktif etmek lazım aslında. Romantizmi himayeye al. Yani Britanya şuraya karışma işte kardeşim ya. Tamam, romantizm geldi. Eksi 17. Yani adam kafaya taktı. Kafaya taktı. Neyine sempati duyuyorsun ki yani? Neyine yani? Alçak. 12.000 gelir var. Valla yapacak bir şey yok. Vergilendirme kanunu getirtmezseniz böyle vergilenirsiniz arkadaşlar. Kusura bakmayacaksınız artık. Valla o kadar destekle problem yaşadım. Açıkçası hiç şimdi şey yapasım yok. Vergiyi de dayadım zaten. Buna destek vermiş miydim ben? Arka çıkmaya devam ediyorum. Güzel. Generalimiz yaşıyor muydu? Saygıdeğer general yaşıyor değil mi? Tamam. Ben daha general denk gelse fena olmazdı aslında. ...97 olur. Tamam ama şu kanunu getirelim biz. Toprağa şey vergiye dayalı. Lan bir itiraz etmeyi bırak işte be. Aydın sınıfı. Alçak. Ne istiyor? Evet. 2 dakikada radikallik bitti bakın. Üniversite de kuruldu. Güzel. Şimdi lan %29'da başlattık, olmadı. Bakalım %6'da ne yapacak şimdi? Lan bunlar öyle alçak ki. Gelir şimdi burada kanunu geçireceği tutar ha. Ya beni çıldırtmaya çalışıyorlar. Kanun geçirtmeyerek. Öbür tarafta Britanya aman diyor bu buraları fethetmesin. Bak eksi 6 oldu. Tapıyorum diyor ya. Enteresan. Bir ekvatora atalım abi. Bağımsızlık garantörü ol. Puan mı kalmamış? Çek şu alçaktan. Ya aslında gidip rekabet de yaparız da. Bir saniye abi. Kimmiş ölen? Ilımlı. Ölsün.
Hükümet gitti ama. Hükümet nasıl gitti ya? Bir radikallik mi var acaba? -8'i de. Toprağa dayalı vergilendirme, siyasi hareket desteği almamalı. Radikallik alsa sorun olmaz gibi. Yani destek arttıkça oyalama ihtimali artıyor abi. O da hiç işime gelmiyor. Ama bunun -8'i geçmemesi gerekiyor bu arada. Yani -10 olmamalı daha doğrusu. Osmanlı karşıtı cemiyet olabilir. Parlamenter cumhuriyete 10 destek daha gelsin abi. Gelsin canım kardeşim. Ayıp ediyoruz. Şimdi sana vergi ödeyemem. Radikal Fransa geldi. Hayırlı olsun. Şimdi bir de onunla mı ilişki kasacağız ya? Kahredici haber. Temkinliymiş. Peki. Bizim uyum da yalnız göz kamaştırıyor. Uyumsuzluğuyla. Şili'den dolayı bir de ülkemiz üstün güç olmadığı için oradan bir penaltı yiyoruz. 185 olursa sonra. Ya işte bu Fas'ın. Bir dakika arkadaşlar. Ne? Ya, dur şimdi dur. İstemiş mi? İyi Fas'tan tamam toprak istemiş. Bu böyle savaşa giriyor. Bütün ülkeyi bırakıp geliyor ondan sonra. Alçak herif. 9. Radikalliğe gerek yok. Radikallik önemsiz dedik de bu adamın işte yükselmemesi lazım aynı zamanda. O yükselirse sıkıntı oluyor. Saygıdeğer Valencia. Bir dakika abi. Ennargoat Valencia. Kilise zayıflayabilir. Şimdi sayın arkadaşlar. Bu değerli kardeşimiz üretimini yapıyor. Fakat diyor ki ben diyor inşaat sektörünü tamam burada yaptık. Başka nerede yapacağız? Diğerlerini ben Navarra'da yapamıyorduk. Valencia'da yaptık. Kastilya'da yaptık. Batı Endülüs. Batı Endülüs'te demir madeni yok aslında ama Katalonya'da da yapabiliriz. Mi acaba? Katalonya'da demir madeni yoktu ama. Evet, maalesef yok. Navarra'da yapmak gerekiyor fakat Navarra'nın talebi çok fazla olacak. Sıkıntı o. Fiyatlar uçuyor. Saygıdeğer demir madeni. Birkaç seviye yapalım buraya. Kişi başına vergilendirme değerlendirme aşamasına geçti. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başarabiliriz çocuklar. Başarabiliriz. Başarılı. Harbiden başarılı. Dur bakalım. Dur bakalım. O kadar olumsuzluktan sonra durum terse dönüyor galiba. Buranın maden desteği bizim için çok önemli. %20 bonusu var. Tam bir yatırım merkezi. Devasa bir ekonomik güce ulaşabiliyor orası. Bunun için çabalayacağız. Öte yanda lan sal artık. Aa Britanya Cumhuriyeti mi? Oğlum ne oluyor? Herkes ideoloji değiştirip duruyor. Hayda. Bir biz mi kaldık monarşi? Kahredici olay. Vergileri de kıstık. Bundan sonra vergileri bu seviyede de tutabiliriz bu arada. Yani şu geldiği anda zaten kafadan bize bir 25 bin verecek. Halkımızın talepleri artarsa ya işte dokumadır bilmem nedir inşaatlarını yaparız öyle öyle de gideriz bir yandan. Bu da bir plan sonuçta. Demir madeni. Dokuma nerelerde diyor. Kazançlı Kastilya. Bir tane yaptım. Endülüs değil. Arkasına 9,7 var.
Al bir tane de buraya. Mobilya. Batı Endülüs'te. Valencia'da. Buyurunuz. Çok fazla yerde talep varmış. Güzel. Bayağı karlı görünüyor arkadaşlarımız. Kötü şöhretim yok. Evet. Saygılar arkadaşlar. Buyurun. Ülke bloğumuzda da derin bir sorun var. Benim gücümü biraz daha arttırmam lazım. Gemilerim hazır mıymış? Gemi çok hızlı bir şekilde güç arttırmaya yardımcı oluyor. 164-190. 30 puan fark var. Asker sayımızı biraz arttırsak belki, ya da şunu yapsak belki, gücümüz biraz daha fazla olur. Prestij. 164. Bakın donanma 39 getiriyor. Evet. Ordu masraflarına 2-3 tane daha gemi alsam. Doğu Endülüs'te. Alabiliyorum değil mi? Kim o? Kar grubu onayı. Olur. Kölelerin canı sıkılıyormuş. 525 puanımız var bu arada bürokraside. Otoriteler. Yani niye buna bürokrasi diyorum? Şimdi 200'e bu. Kıyafetten vergi alacağım abi. Kusura bakmayın ama biraz paraya ihtiyacımız var. Vergi alacağız. Maalesef. Maalesef. Başka ne yapabiliriz? Buradaki kaynak desteğimizi verebiliriz. %20. Evet abi, vergi kanunu geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi mekanik aletler burada duruyor böyle. 344. Kaç yapıyordu bu? 40 yapar. Tamam, aşırı derecede sorun yok. Bir altyapı desteği de verdim mi ben buraya? Bizi bir dönem idare eder. Şey gelene kadar. Demir yolu. Hemen yapıştır. Bir sürü köylü var burada. Tamam. Kağıt fabrikası. Al dokuma. Bunlardan da yap. Delik fabrikası. Mekanik aletler geliyor. Yapalım. Alet üretimini arttıracağız. Sen de gel. Buraya bayağı bir inşaat yapacağım ben ama ne kadar taşıyacak göreceğiz. Evet, hassas aletler geldi. An itibariyle. Ben silahlı kuvvetlerin maaşlarını arttırdığım anda 3 puanla mı kaçırdım? İnanılır gibi değil. Gerçekten buna inanabiliyor musun Sevinç? Aydınlar. Ne kadar zayıfladılar değil mi? Katolik kilisesine baskı yapmadık. İktidarda olduğu için de değil gerçi. Evet, bu arada üstün güç olduk. Güzel. Parlamenter Cumhuriyete destek geliyor. Gelsin. Ne bu? Brezilya ile ittifak kuracağız. Hollanda Cemiyeti bize, Hollanda karşıtı cemiyet, Brezilya ile ittifak meselesini gündeme getiriyor. Brezilya aslında ittifak kurulsa nefis olur dediğimiz ülkelerden biri. Evet. Evet abi. Niye yapıyoruz bunu? Çünkü hızlı bir şekilde bunu kasma şansımız ve aramıza alma şansımız var arkadaşı. Ne oluyor abi? Neler oluyor ülke? Anlamadım. Yatırım anlaşması olur, gelsin. Çok hızlı bir şekilde bunu bağlayabilirsem nefis olur. Ekvador da kapıda bekliyor. Ama Ekvador şu an kabul etmeyebilir çünkü seviyemiz çok düşük. Yani 200 oldu da. Aa. %4 ihtimalle tabii. Öyle bir kabul etme mevzusu yok. Ne ver prestiji? Prestijimiz fazla bizim. Aydın sınıfı penaltı vurdu sağ olsunlar. Aydın ne istiyorsun Aydın? Aydın öldürdün beni. Kadınlara mülk hakkı verin diyor. Hünkârım diyor. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Varlığa dayalı oy hakkı. Statüye dayalı oy hakkı. Ya şu herifleri de kızdırmadan
basit bir şey getirmek lazım ama bunun hepsine mi kızar? Çünkü otoriter kendisi. Karşı çıkıyor bu kanunlara. Evet, kölelik yasağını da sevmez. Hiçbir şeyi sevmiyor. Neyi seviyorsun kardeşim sen? Şimdi adamı değiştirmemiz lazım o zaman. Yani sözde... Aa, bir dakika. İşte bu. Irksal tecridi de deneyelim olmazsa. Bunu getiremeyeceğim zaten. Hiç zorlamayalım. Ama şunu getirebilirsem birkaç seneye bunun faydası olacak bana. Gayet güzel. Düşür ya. Tamam, 360 gün sonra bakarız. Demir iskeletli. Hepsini dönüştüreyim. Çok kritik değil artık. Güzel. Gayet iyi. Burada neler oluyor? Burada, burada. Burada esas. Ya şunu bir sal artık. Gideceğim ben buraya. Ha? Hadi. Yürü. Alçak. Yalandan bize burada demokrasicilik oynuyor, hümanistlik oynuyor. Oh, altınların hepsi gelmiş. Şimdi para basmaya doymayacağız. Nefis. Bu bayağı bir yükselecek. Ondan sonra belki kabul eder. %32, %64 biraz zor. %60 ihtimal. Evet abi, işte tamam. Bak, her şey ters gidiyordu. Saygılar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Uğur Bey 1-2 böyle bir söylendi. Hemen işler nasıl değişti? Ya bu iş böyle ya. Böyle arkadaşlar. Bu iş böyle. Saygıdeğer Paradox'un tüm kodlaması böyle. Uğur Bey oyuna girdiğinde eğer komutunu koymuş, hemen olumsuzluklar gelsin. Bu adamı çıldırtmamız lazım. Adlı çalışmaları var. Hayır, sanayiciler. Alçaklar hemen vergi gelirlerimizin içine ediyor, sağ olsunlar. Çok iyi. Şu an iyi. Her şey iyi olma ihtimali olan bir noktada. Tahıl ucuz, kıyafet ucuz. Ben daha ne yapayım? Daha da ucuzlatırız yakında. Çıkarmamızı yapalım. Kilide varlık gösterme diyor. 100 yıl önce falan göndermişim muhtemelen. Bunun ordusu nasıldı? Ha. Tamam. Ya dur be abicim, dur be abicim. Seni kendimize bağlamalıyız. Bürokrasi gidecek. Gitsin abi, gitsin. Kanun gelsin de. Vatandaş getireceğim dünyanın her yerinden. İspanya'da İspanya diyecekler. 63 bitti artık bu iş herhalde. %93 ihtimalle reddederse gebertirim yani. Hiçbir şey yapamam da ne yapabileceğim şu an? Pek. Güzel. Bunun otonomisini düşürebiliyormuşuz. Hemen düşürelim arkadaşı. Güzel, güzel, güzel. Mobilya. Mobilya. Bilye oynar mıydınız küçükken? Hey gidi be. Artık yeni nesilde yok böyle şeyler tabii. Çelik fabrikası geldi mi? Çelik fabrikası. Navarra'da. Buranın altyapısı ne durumda peki? Gitmek üzere. Ne oluyor abi? Diyor ki limanım yok. Peki. Ayıp ediyorsun. Hemen limanını yapalım. Ben bir saniye. 16 birimi buraya taşımak istiyorum. Hemen buraları ele geçiriyoruz. Bak. Vakit kaybetmiyoruz. Altın var çünkü. Altına hücum. Hadi bakalım. Transvaal denilen devlet buraya geliyor muymuş? Gelirse karıştırırım ortalığı. Veririm otoriteyi. Yeter ki şu kanun geçsin. Yeter ulan. Bu ülkenin sahibi benim. Ben ne edersem, ne edersem o olacak. Bunu seçebiliyor muyum acaba? Buyurun. Çok güzel. Evet, gayet iyi. Gayet memnunuz. Şimdi Arjantin denilen devletin de tamam dememe gerek kalmamış. Diyemiyorum zaten. Ordular da öyle bir yerde duruyor ki. Ulusal üstüncülük desteği artacak mı? Artmasın. Radikallik problem çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Artabilir.
Böylece oyalama ihtimali düşecek arkadaşımızın. Zooland. Nefis. Nefis. Bunları aldın mı para basma bonuslarıyla hemen zenginiz abi. Haberiniz olsun. Ya oyalama gitsin dedim, gelene bak ya. İnanılır gibi değil. %11 ihtimal biliyor musun oyalama? %11. Sadece ve sadece. %22 mi? Nereden geliyor bir de? Kanunu korudan mı? Ha. Burjuvazi de var. Ama düşürdüm abi değerini. Abicim değerini düşürdüm ben bunun ama. Normalde... Nasıl ya? Küçük burjuvazi niye burada destekte görünmüyor? Normalde destekte görünmesi lazım ve ben onu azalttım aslında oyalama oranını. Ne enteresan. Evet, bir para basma bonusu daha geldi. Arkadaşlar altın basıyor muyuz? Şimdi burada düşünmemiz gereken bir şey var. Saygıdeğer arkadaşlar. Çelik fabrikası bitebilir mi? Bu birinci madde. İkincisi ise koloni sömürüsü sebebiyle buradaki üretimler ekstra bonus alıyor. Doğru mu? Koloni sömürüsü. Dolayısıyla buraları birleştirmeyelim. Altından daha fazla verim elde edebilmemiz için birleştirmeyelim. Vilayeti fethet diyorum. Bir de buraya giriyorum. İngiltere hayatının hatasını yaptı. Şimdi büyük bir İspanyol İmparatorluğu yükseliyor burada. Hadi bakalım. Bir de ordu sayımızı arttıralım yakın zamanda. Şimdi zengin olmaya başladık ya. Toledo. Toledo iyi gibi. Başarılı dedin. Aferin sana. Tamam ya. Sensin işte. Sen en doğrususun. Evet. Güzel. Şu an benim yapacağım başka bir şey yok. Arkadaşımıza. Ay şunları çekelim. Boşu boşuna. Dünya puan gidiyor. Ayrılabiliyorlar gerçi ama... Düşük bir ihtimal. Şuraya yatırımlara başlayalım. Bir de Merkez Bankası geldi mi? Lobilere de fonlarız. Şuna gönder. Gönderemiyorum. Puan yok. Saygıdeğer Ottomanslılar. Siz ne hale geldiniz böyle ya? Şuraya ilgi atalım. Belki bağlarız kendimize. Üzerine güneş batmayan İspanyol İmparatorluğu. Buyurun. Gayet iyi. Kaçıncı dakikada bu bölüm? Aman tanrım. Hoşçakalın.